sorusunu soruyor. Ya kardeşim git sen Suriye milletvekili ol. Sen o soruyu Suriye'de yani Amerika'ya sor. O zaman zaten. Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Aynen öyle. Bir ikincisi. Ya ne bu alçakça ya burada hani işte şey çocukları ya? Öldürdünüz falan filan. Ne kadar çocuk hassasiyetleri var. Tamam mı? Çocukları öldürdünüz diyen işte Süleyman Soylu'nun ifade ettiği gibi 14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Murat Karayılan'la ilgili falan. O olunca sesleri çıkmıyor bu HDP'lilerin. Bir ikincisi hala HDP Genel Başkanı'nın kardeşi, Genel Başkanı'nın kardeşinin dağda yaptıkları. Üç, ondan sonra diğerlerinin o dağa çıkartan kızların ifadeleri var. Çocukların ifadeleri var. Neler neler yani yaptıkları ile ilgili. Onların da bildiği neler var. Tabii canım yani. Kendileri de biliyorlar. Ya neler neler yani eşek bunlarla biliyorlar ilgili. Hepsi. Hepsini biliyorlar ama sen, ben diyor yasamayım burada diyor bakana. Kardeşim senin yasama olman... Ondan sonra zaten gerçekleri CHP ile kol kola girmişsiniz. Bütün gerçekleri alt üst etmişsiniz. Ayrı bir uzay aleminde yaşıyorsunuz. Hiçbir şey söylediğinizin hani onu zaten Allah adınıza yani almıyorsunuz da söyleseniz bile doğru olacak bir tek o var. Geri kalan bütün her şeyiniz yalan. Kalkmışsın sen bu ülkenin İçişleri Bakanı'na sıfatını geçiyorum tamam mı? Bu ülkede terörle mücadele eden bir bakanlığa, o bakanlığın başında bulunan bir kişiye, tabii aynı zamanda Erdoğan'a ve diğer hükümete falan da giden sözler. Yani bakana Afrin'de ne işiniz varken derken aslında Erdoğan'a soruyor ne işin var diye. Amerika'nın ağzıyla yapıyor bunu ya da YPG'nin PKK'nın ağzıyla yapıyor. Amerika besliyor bunları. Şimdi sen Amerikan bütün bunları... Beslemesi, hepsi bunu Amerikan beslemesi abi. Bütün bunları söylerken işgalden bahsediyorsun. Doğu ve Güneydoğu'da falan işte askerin oraya gitmesini, polisin oraya gitmesini, Afrin'deki teröristlerin temizlenmesinden Allah Allah. İşgal diye bahsedeceksin. Bir bakan olarak da bu ülkede demokrasi var kardeşim madem bize işgalci falan diyorsunuz çok ayıp sakın böyle şeyler söylemeyin. Kınıyorum sizi falan diyecek hali yok. Süleyman Soylu da hakikaten hem kendi karakterinin hem bulunduğu makamın hakkını vererek ondan sonra ağızlarının payını Trabzonlu veriyor. Trabzonlu olmanın da avantajıyla. Ya hadi geçtim onları. Yok yani. Trabzon, hani, Trabzon. Karakterinin özellikle parantezi uzun açıyorum Trabzon. Yaptı. Bak Süleyman Soylu'nun söylediği bir cümle CHP'li vardı. CHP'li giydiriyordu ya tamam Trabzonlulara. Benim bildiklerimi siz bilmiş olsaydınız... Uyku uyuyamazdınız diyor. Ya. Tamam. Ya şimdi bütün bunların üzerinden sen kalkmışsın Süleyman Soylu'ya işgal diyeceksin, katil diyeceksin, katlettiniz diyeceksin. Ya bak ya yani adama bu, böyle cevap verirler. Şimdi, başka bir şey. Adam tabii, olana böyle cevap verirler. Hakikaten evet doğru. Yani tabii bizim asıl konumuz o. Çünkü genel değerlendirmeyi hep yapıyoruz zaten. Aynen öyle. Başlayacağız gene. Bunlar çocuk katillerinden. Bunları söylemek yani adam olana bunların ne olduğu bile. Da belli.